Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere ders çalışırken zamanı etkin yönetebilmeniz için bazı öneriler hazırladık. Bir planınız var ise ve ne zaman yapacağınızı bilseniz de planınızı kesintilerden ve oyalanmalardan nasıl koruyacaksınız? Birçok insan başkalarından gelen isteklerden, arkadaşlarından, cep telefonundan ve beklenmedik şeyler yüzünden meydana gelen kesintilerden dolayı bunalırlar. Uygun bir çalışma ortamı bulun. Genel olarak ders çalışırken dikkatinizi dağıtacak şeyleri olabildiğince ortadan kaldırmak iyi bir fikirdir. Böylece önünüzdekilere konsantre olabilirsiniz. Herkesin kendi çalışma ortamı tercihlerinin olduğunu unutmayın. Bazıları sessiz bir ortamda çalışmayı tercih ederken, diğerleri beyaz gürültüyü taklit eden hareketli bir ortamda başarılı olurlar. Tüm çalışma materyallerinizi toplayın. Çalışma materyalleriniz notlar, ders kitapları, çalışma kılavuzları, kağıtlar, fosforlu kalemler veya ders çalışırken konsantre olmak ve üretmek için ihtiyaç duyduğunuz diğer her şeyi içerir. Buna enerji verici, sağlıklı atıştırmalıklar ve bir şişe su da dahildir. Tüm malzemeleriniz elinizin altında olmalı. Böylece çalışma alanınızda ders çalışırken eşyalarınızı almaya gidip kendinizi rahatsız etmezsiniz. Bir teşvik düşünün. Çalışmaya başlamadan önce başarılı bir şekilde çalıştığınız için ödül olarak hizmet edebilecek bir şey düşünün. Örneğin bir saat boyunca tarih notlarınızı gözden geçirdikten sonra arkadaşlarınızla günlük hayatınız hakkında konuşun, akşam yemeği yapın veya en sevdiğiniz televizyon programını izleyin. Bir teşvik sizi belirli bir süre çalışmaya konsantre olmaya motive edebilir ve ardından işinize daha sağlıklı bir şekilde konsantre olursunuz. Ve işler zorlaştığında endişelenmeyin. Ailenize, öğretmeninize veya sınıf arkadaşlarınıza danışarak yardım isteyebilirsiniz.